Nasıl buldun hediyemi Köroğlu? Beğendin mi? Teşekkürler. Gerek yoktu. Balıkları sever misin? Yani? Ben çok severim. Haftaları çok kısadır. Yok denecek kadar kısa hatta. Bir de iyi iletişim kurabilirsin. Parmağını dayı akvaryuma, nereye götürürsen oraya doğru gelirler. Hele bir de elinde yem varsa akvaryumdan bile sıçrarlar. Nasıl gidiyor bakalım? Alışabildiniz mi şirkete? Vallahi çok zor olmadı Yıldırım Bey. Tırlar sürekli bir yerlere gidip geliyor. Müşteriler zaten hazırdı. Ekip de güzel çalışıyor. Faturalar kesiliyor. Fazlasıyla. Güzel. Vergisini veren dürüst fertlerisiniz artık bu ülkenin. Fatura kesmek mühim. Kim bu? Fatura kesmemiz gereken birisi. Dün biraz canımı sıktı. Örgüt adına haraç topluyor yıllardır bu. Kafayı bize takmışlar. Demek ki faturasını kesme vakti geldi. Az önce ihraliyesini kestim zaten. Bizden haraç istiyor. Ne cüretle? Ağlama yanan meme yok tabii. Ama kime ağladığına da dikkat edeceksin. Maalesef bu arkadaş ödemedi işte. Koşan koşan faturamız var Yıldırım Bey. Bir tanesini de bunun için keser, sıkıntı yok. Hele böyle vatan hainlerinin faturasını kesmek benim için gururdur. Seninle çalışmayı seviyorum Köroğlu. Balıklara dikkat et. Yemlerini, temizliğini ihmal etme. Candır neticede. Ederiz, merak etme. Konum attım abi. Evet, orada bekliyorum. Eyvallah abi. Aynen tam bu parkın girişindeyim. Tamamdır abi. Selamun aleyküm. Barış kardeş. Aleyküm selam. Tanışmış mıydık? Yok. Şahsen tanışmamıştık. Ama baban arkadaşımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Eyvallah. Teşkilattan mısınız? Şimdi değil. Eskiden teşkilattandım. Konu nedir abicim? Yani pederin bir borcu falan mı vardı? Yok. Bizim aramızda öyle para pul borcu olmaz. Bizim aramızda can borcu olur. Tabii şimdi sen düşünüyorsun. Mevzu yoksa bu kılıksız herif niye geldi diyorsun. Bir de psikopat gibi mısır yiyor diyorsun. Estağfurullah abicim. Babamızın arkadaşıymışsın sonuçta. Başımızın üstünde yerim var. Ben yani merak ettim. Mevzu nedir? Bir yanlışımız mı oldu? Yok Barış kardeş, yok. Şimdilik bir yanlışın yok ama... Barış kardeş, sen bize Hakkı dayının emanetisin. Şehit emanetisin yani. Hal böyle olunca bizim elimiz, gözümüz hep senin üzerinde olur. Ne yapsan kulağımıza gelir. Açık konuşacağım. Senin bu aralar tuttuğun yol doğru bir yol değil. Hangisi abicim? Ekmeğimizin peşinde ne iş olsa yapıyoruz. İşte o yanlış. Böyle ne iş olsa yapmayacaksın. Etrafta çakal çukal çok. Şimdi bunlar vatan der, millet der.
Bayraktar. Senin gibi kalbinde vatan sevgisi olan gençleri kandırırlar. Ondan sonra da verirler gazı. Yalan yanlış ne iş olsa yaptırırlar. O yüzden Barış kardeş, sorgu sual etmeden öyle her işe dalmayacaksın. Gün gelir işin aslı meydana çıkar. Üzülürsün. Tecrübeyle sabit. Sonra tövbe etmek istersin ama her günahında tövbesi olmuyor. Bak ben 15 senedir tövbeliyim. Gene de her gün ruhum daralıyor. Her akşam kabuslar görüyorum. Şimdi sen tabii bu hayatta bir gölgeye sığınmak istiyorsun. Ama ben artık öğrendim ki karanlıkta duranların gölgesi olmuyor. Senin sığınmak istediğin o karanlık adamların da gölgesi yok Barış kardeş. Gün gelir seni buruşturur çöpe atıverirler. Yok olursun. Yok olma Barış kardeş. Hayırdır Barış? Bey amca kim? Esnaf mı? He, yok abi. Aile dostu. Hadi Barış, acelemiz var. Tamamdır abi. Gel tuttuğun yoldan vazgeç Barış kardeş. Hayırdır bey amca? Bir sıkıntım var. Yok. Bir sıkıntı yok. Senlik bir mevzu da yok. Müsaade et işimize bakalım abicim. Babam iade ettik orası tamam. Ama bırak da bu yaşta kendi kararlarımızı kendimiz verelim. Öyle mi? Öyle olsun Barış kardeş. Hadi selametle. Hayırdır? Acilim deyince merak ettim. Doğru anlamışsın. Acelemiz var. Bir vatan hainin faturası kesilecekmiş. Oraya gidiyoruz.